Selam, ben Adam. Zamanında bir sıkıntım vardı herhalde ve endi yeşillendirmeye başlamıştım ve ciddi ciddi hepsini de yeşillendirmiştim. Nature güncellemesi geldikten sonra dediler ki Nature'ı da çimlendir. Ve zaten onların kendi bitki örtüsü var, neden çimlendireyim ki? Nature'a zıtlık yapacaksam onu buzullandırmam lazımdı. Bazı deneyler yaptım ve iki tane buz bloğunun erimediğini fark ettim. Bunları İpex'i dokunuşla ekipçe alabilirdik, dağları kırabilirdik ve bunları Nature'a aktarabilirdik. Biz de başladık yapmaya. Daha fazla Minecraft içeriği veya başka oyunların içeriğini istiyorsanız Twitch'te beni izleyebilirsiniz. Düzenli olarak yayınlar açıyorum ve 20.00'da veya 22.00'da orada oluyorum. Discord linki aşağıda zaten mevcut, orada da duyurular var. Bugün Twitch'te o zaman sizi bekliyorum. Açıkçası ekiple beraber çok eğlenerek yaptığımız bir video oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. O zaman iyi seyirler. Hadi selfie çekelim evin önünde. Tamam. Ben aldım. Bot yapalım gençler. Bota ihtiyacımız var. Ben bir kere yayında gittim buradan. Yardırdım, tamam mı? Şu solda buzullar var. Ne kadar basıpsız lan. Sonra dedim ben Nature'ı buzlandırırım dedim. Ben oradan yarım saat boyunca gittim. 5 tane hazine çıkardım. Ondan sonra Nature'a girdim rastgele bir portaldan. Orada etrafta dolaştım. Dolaştım. Yönümü bilmiyorum. En sonunda bulduğum yer bir önceki yayında yaptığım ev, Nature evi. Orayı buldum ve buraya geri döndüm. Onca yoldan. Ve rastgele gidiyordum. Nerede olduğumu bilmeden. Çok felaydı. Neyse. Burada buzullar. Hah aynen. Burada şey zıpladıktan sonra çıkıyor ya böyle. Havalı bir şekilde. Birden geliyor. Çok güzel oluyor. Aynen. Poyraz nerede? Poyraz yok. Kaybolmuş yolda. Nerede? Poyraz. Aşağıda. Oh. Verimlilik de var bende. Çok iyi bu şu an. Oh. Tamam çok iyi abi. Yamyam gibi saldırıyorum etrafa. Aa buz. Kutup ayıları geliyor ve diyor ki bunlar kim? Arkada motivasyon müziği açtım. Keşke timelapse yapsaydık ama ya. Harbiden timelapse yapsaydık. Aa timelapse yapacağız da nasıl yapacağız? Ben yapabilirim. Bu arada daha kalmadı abi. Daha kalmadı. Poyraz. Ya cidden. Şuna. Oha gardiyanlar direkt burada mıydı? Çektim Poyraz. Çektim atıyorum şu an. Poyraz sanki zoraki iş yaptırıyormuşuz gibi geliyor böyle. Aynen. ya Poyraz tamam ya yani. Yapmak istemiyorsan yapmayabilirsin ya. Köte gitsin. Tamam bak ben. Aynen. Ya. Ya hayır ya. Öf ya. Tam timelapse'e başlayacağız. Madenci yorgunluğu attı gerizekalı. Birisi çok hızlı kazıyor ya. Doğru kanalı. Böyle ses geliyor bak. Ağaç yok mu kimsede? Sandık yapacak. Ağaç yok mu kimsede? Oğlum. Ben gülerek vuruyorsun fark ediyorum. Bakmıyor bir de yüzüme. Ona kadar uyumayıp uyku düzenini düzeltmek yok mu? Nasıl uyanacak acaba? 25 saat uyuyorum. 19 saat uyuyorum. Bütün düzen yine bozuldu yani. Denk gelme bu. Benim arkadaşımın olayı. Baya böyle 3 gün uyumama challenge yapmıştı kendi çapında. Böyle kahve falan yiyor direkt kahveyi. Ondan sonra ben de o zamandan beri yiyorum zaten kahveyi. Bir gün yatmış. Ne? 25 saat uyumuş, uyanmış böyle saate bakmış. Ulan demiş bir saat uyudum. Tekrar yatmış. Ertesi gün fark etmiş. Takvime bakıyor tam 2 gün atlamış demiş ki bir dakika. Şimdi düşünsenize bitiriyormuşsunuz. Ben yanlışlıkla açmamış videoyu. Umarım böyle bir şey olmaz. Şimdi aslında açmamış. Bizim tepkimizi ölçüyor. Son anda sadece tepkinizi almak için açıyormuşum videoyu falan. Bir bakıyoruz bir de 10 saniye. Abi uçağı lan. Uçağı yeter lan. Oğlum açıyor mu uçak? Bu ne? Kakiz. Nene. Kakiz nene. Uçuşma. Uçurtmacan var zaten o. Abi onu... Oh! Kagis bunu öldürünce 50 litre çıkıyor içinden. Öldür. Aldım. Bak aldım. Atayım mı sana? Ya ciddi bir şekilde devam ediyor ya. Oha ama ya. Gel vur abi. Vur elitre vur. Oğlum
elit spreyi nereden yapıyorsunuz? Bazen öldürdüğüne toz olmuyorlar. Bütün olarak düşüyor. Onu giyiyor. Giyip uçuyorsun aslında. Yani elit spreyi bunun kurutulmuş bedeni. Çok rahatlatıcı bir video olacak lan. Kar da var. Kar var abi. Var. Karlar lazım. Onları da alacağım. Fakirliği sayesinde buzla çıkıyor oraya. Bakın. Oğlum koskoca buzluğa gitti lan. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bir tane ok gitti ve herkes kazmaya devam ediyor böyle. Geriz mod. Murder oynuyor sanki. O alan bir dakika lan. Kim kimi vuruyor belli değil. Buzdan. Şimdi bak kritik vuruşa bak. Hayır. Çaptı. Öldüm lan. Aşağıda bir tane kırık portal var. Oradan geçelim. Kileri kırarsak yeter belki. Suyun altında dene bakalım kırmayı. 20 dakika sürer. Evet az oluyor. Harbi mi? Aynen. Bak. Bak. Oha ciddi misin bu konuda? Lan kim vuruyor? Kim mi vuruyor? Üstüm Minecraft yetenekleri bebeğim. Adal biz ustalar olarak işi biliyoruz. Aynen. Kimse de demiyor burada nefes alınıyor. Aa, siz nasıl nefes alıyorsunuz ya? Oğlum bu taşlar magma küpleri oksijeni çekiyor. Bu arada 3 kişi daha mı koyuluyor cidden lan? Ben onu bilmiyordum. Senin bölümden çok garip. Değil mi? İlk önce yeri keşfedin gençler. Çok güzelmiş lan bura. Tabii. Burası benim normal seriyim. Meriç direkt yağmalamaya başladı ha. Hayır yok yağmalamadım. Yok şunları atayım. Sadece. Boş eşyalarınızı buraya atabilirsiniz gençler. Ayakkabını alırım ama ha. Al abi. Afiyet olsun. Bu portalın yanını direkt buzullandırsak. Çok güzel olabilir. Soykırım. Ya tamam uçakları salabilir misin? Lan. Hayır. Lan üzdünüz. Üzdünüz küçüğü ya. Öleceğim. Şuna bakar mısınız gençler? Üzdünüz bunu. Bak ağlayan obsidiyenini almış. Kenarda ağlıyor. Ailesini katlettiniz. Lan ne yapıyorsun Buzan? Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak şunu. Ya bırak abi bırak. Abi cidden küçücük çocuktan ne istedin ya? Lan büyüyünce zorbanın teki olacak? Pardon zorbanın teki olacak. Batman olacak değil mi? Ailemi öldürdüler. Batman olmak ister misin evlat? O zaman çat ailesini öldürüyor. 2 saniye önce bu soru sorulmuş aslında. Evet. Batman olmak ister misin? Ne çok iyi oldu vardı ben. Hiç söyleyemedim. Oğlum çok iyi lan. Oh. Bayağı iyi. Hadi Soul Sand Valley bulalım. Kalkan mı var bende? Shift'te daha hızlı gidiyor. Sakın deneme. Oğlum kalkan var ama hızlı gidiyor galiba şu an. Aynen. Gidiyor. Oğlum arkadakiler bayağı fark bastık. Biraz durun. Gidiyor hızlı. Ama hakikaten hızlı gitmiyor lan. Gidiyor kalkan sağ tıklayacağım. Yok sağ tık oluyormuş abi denedim şu oluyor, an. Oluyor. Baksana nasıl geliyorum. Bak, bazalt deltasındayız gençler. Aslında aa bak burası beyaz. Direkt shift bastı. Oğlum kim shift bastı? Hayır! Oğlum şimdi şöyle yapacağız abi. Bazalt delta ya bir sus ya yeter artık cidden. Aa bulduk bu arada vadiyi. Aa bulduk aynen. Oha bak. Hem beyaz yalnız. Hem de şey, ikisinin ortasında kurabiliriz. Orası daha mantıklı aynen olur. Aynen, bir yerde olabilir. Üf, çok iyi ya. Bavulları falan buz gölüne çevirebiliriz. Çok güzel gözüküyor. Buz gölü mü? Biz gölü nasıl buluyoruz?
Ha, direkt buz mu yapacağız? Aynen, üstünü buzla falan kaplıyoruz. Oğlum çok güzel gidiyorlar yalnız lan. Oğlum tin tin tin. Tamam o zaman buraya... Yarışımız yok mu peki? Drift atmıyor ama bu. Tamam. Bak bu mekan yalnız çok güzel. Crimson Forest burada. Birazcık ileride Bazalt Deltası var. Burada ruh kumları var. Ruh Vadisi. O zaman buraya kurulalım gençler. Bence nereye kurulalım biliyor musunuz? Şurası güzel gibi burası. Oğlum çok güzel gidiyorlar lan cidden. Tin tin tin. Küçük bir mekan yapmamız lazım gençler. Nasıl buradan çıkılıyor. Teker teker bütün buzları buraya taşımamız gerekecek. O zaman gelin gençler. Gelin atlayın. Allah. Old Town Road çalıyor. Ne 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 ne. Aa, uçma bu sunucu da aktif değil diyor. Şaka gibi ya. Take my horse ne 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 ne. Abi F5'i alıyorum ben yine. Çok güzel gözüküyor. Biz nereden geldik ya? Yok hayır hayır, buraya gelin. Buraya gelin. Portalı boş verin. Oğlum altınız var mı? Altınız var deyin. Gelin lan. Burada trade edeceğiz. Trade edeceğiz. Diller gibi trade edeceğiz. Sadece düzgün bir yere çıkmamız lazım. Bende 7 tane altın var. Oradan azıcık obsidyen verseler misler gibi olacak bak. Şöyle gelin. Bende bir tane var. Ama burası biraz riskli. Onun için dikkatli olmanız lazım. Dalın abi. Dalın. Geldim. Tamam. Oh, hükmediyoruz lan. Cidden. Biri bana vurdu canım. Ben vurmuş olabilirim belki. Hiçbir fikrim yok. Gençler ben başlıyorum abi. Baksana. Şuna baksana. Etraftaki altın külçelerini, şeylerini yapacaklar. Ve bende ipeksi dokunuş var chat. Bak şunları kırdığımda direkt olarak bana gelecek. Eğer fırın yaparsak direkt altın külçesi gelecek. Normalde altın parçaları çıkıyor bunlardan. İpeksi dokunuşu aldıktan sonra erittiğinde direkt şey yapıyor. Altının kendisini veriyor. Ama altın aramamız lazım işte. Altın. Ben 8 tane var bende. Dalacaklar sanırım yine. Oo. Bu yine iyi damar. Oh shit. Oh vuruyor. Oğlum gel. Öleceğim lan. Oh, teşekkür ederim lan. Oğlum 4 kalp kaldım. 2 vuruşta indirdi o kadar. Oğlum sen bütün şeyleri versene bana. Kaç tane var sen şu an? 4 tane var bende. Tamam. Neredeyse 1 stack altınımız var şu an. Oo şura bak. Şuraya bak. Hadi geliyor. Çat. Yeah. Hemen çaldı biri bu arada. Anında çaldı. Bu arada aç gibi herkes fırın üstüne şey yaptı. Abi ben makro değil, direkt elimle basıyorum. Oğlum ben 4 emesim lan. Oha! Görmedim. Benim makrosu daha hızlı lan, alamadım. Bu arada... Aa nasıl ya? Oğlum yemin ediyorum gözükmüyor. Görülmüyor. Lan! Ay nasıl alabilirsin lan? Mouse'u kaldırdım, elimle havada tutarak tıklıyorum abi. Ay yeah boy. Yeah boy. Bakın, dinleyin bunu. Hadi be. Ya nasıl ya? Ya. Yine aldı. Nasıl? Ya tamam ben. Ben sinirlenmeye başladım, bıraktım ben. Oğlum göremiyorum ki 44 MS yapan diyorsun. Görmüyorum. Oğlum birden fazla fırın yapsanız ha. Oğlum düzgün olsaydı fişi bu ne? Aynen cidden. Not satisfying. Ana fırın nerede bu arada? Aynen. Aa birinin Strider'ı burada abi. Bir şey yapmayı deniyorum ama umarım yapabilirim. Yeah boy! Yeah boy! Bu arada bambaşka bir portal açıldı abi. Mineshaft'teyiz. Güzel. Bu arada güzel, cidden güzel. Hani ne olur ne olmaz ateş direnci falan alın he. Lan ne yapıyorsun lan sakin. Demiştim. Kagiz al. Kagiz al. Ucu aldım. İçiyor bile ya. Oğlum filmlerde ucu zıplayıp böyle yatay bir şekilde alırlar ya, aynısı oldu. Vallahi. Biri trollemesin ama lütfen. Yanlışlıkla da kırmasın. Yapma hayır. Ben onlara yaklaşmıyorum abi. Hayır yapmayın. Korktum. Oğlum fazla da kırıyorum. Ben şunları kullan kanka sen de. Yok ya ben yandan güvenli gidiyorum. Abi sen istiyorsan. Abi biri şey yapsın. Direkt olarak iskeleyi upuzun yapsın. Ondan sonra yan kısımlar belirsin. Biz de yan kısımları daha hızlı koyabiliyoruz. Onu şöyle gitmen lazım o zaman önce. Yoksa upuzun gitmez. Ha yani çok daha mantıklı abi. Uzunlaştırın çok daha hızlı konuluyor. Burada illa yanlış yaptıklarınızı tekrar kırmayın gençler. Hani şey gibi olur. Buz dikitleri falan çıkartırız yerden. Daha buraya bir dağ yapmamız yok mu? Aynen abi. Kırdığımız dağ buraya yapalım tamam mı? Aynısını. O zaman bir yak yapayım şuraya bir tane. Ya hayır ya. Evet, buzun kırmamız çok ilginç. Lab'ın yanında falan. Enteresan. Saçma. Yo, Minecraft'ta ne diyorsun kardeşim sen, Allah Allah. Undertale fanları Undertale'a bir şey denince.
Ne diyorsun lan sen Undertale'a? Sikerim ağzına. En iyi oyun tamam mı? En iyi oyun kardeşim. Lan kardeşim bak oynanmıyor tekrar. İkinci oynadığında hikayeyi biliyorsun hani. Yuh ben 10 kere bitirdim tamam mı? Şeyi oynarsan anlarım. Batman Arkham Knight'ı oynasan anlarım. Yani açık dünyası falan vardı. Ben bile Arkham Knight'ı 3 kere bitirdim. Yani daha fazlasını bitiremezsin. Tamam bak. Arkham Knight'da hani bir ton şey oluyor baştan oynarken. Ya bak easter egg'leri farklı bulursun. Undertale'ın da easter egg'leri var. Ama mesela Arkham City'de mesela. Arkham City'yi 4 kere bitirirsin. Arkham City'de 100'den fazla easter egg var. Ve direkt Arkham Knight'ın gelişine dair easter egg'ler falan bir sürü şey var. Hani en azından şey de var. Gezip keşfedebiliyorsun falan böyle. Kombolar mesela tamam. Undertale'da tamam farklı şekillerde değil de adamdan ya kaçacaksın ya ikna edeceksin. Çok bir opsiyonu yok. Dövüştüğünde kalbi soldan sağdan hani sağdan kaçırdın soldan kaçırırsın. Sense'de savaşta mesela. Sense'i yenebilmek için baya uğraşıp böyle günlerini verip yapabilirsin. Bir o kısmı eğlenceli. Tekrar oynamalık. Onda da save indirirsin. Ama Batman'de mesela kombolar falan filan daha farklı şeyler yapabiliyorsun. Daha farklı kombo tarzları deneyebiliyorsun falan. Bu arada Batman'in kombo tarzları çok acayip şey de değişik de değil hani. O da sıkabilir. Şey yapıyorsun ya Batman kombolarında. Bir sis atıyorsun üstüne bir tane elektrik atarken adamı çekiyorsun falan. Aynen. Onlar iyi mesela. Donduruyorsun. Mesela New Game Plus diye bir şey var abi Batman Arkham Knight'ta. Oyunu bitirdikten sonra skill'lerin açık bir şekilde oyuna en baştan başlıyorsun. Ha bak Undertale'ın güzel yanı. Her oyuna başladığında Undertale'da 0'dan 100'e kadar numaralar var. O numaralar içerisinde de random events'ler var. Mesela Gaster'ın çıkması, Gaster follower'ların çıkması falan onlar güzel detay. Yani her oynadığında tekrardan onları görebiliyorsun ki bunlar oyunun bir kısmında, küçücük bir kısmını değiştiriyor. Aslında bu şey için yapılmış bir şey. Hani bir sürü kişi oynasın, bir sürü kişi oynarken farklı eventlere, encounter'lara denk gelsinler ki bu hikayeyi ortaya çıkarsınlar yavaş yavaş. Hani sana senin 60 kere 100 kere oynaman için 60 farklı olay koymuyor orada. Bayağı iyi bu arada. Bir dakika dur. Hadi dakika. Hızlı koy. Elimdeki buz bitti. Elimdeki buz. Kagis çok garip bir şey yapmak istiyorum. İlk önce seni yumrukla aşağı itip ondan sonra da ateş direnci iksirini atmak. Ama lavda yanıp yanmayacağı kesin değil böyle. Yani altına koyamıyorum. Dur arada şu var. Ay ya da şöyle Kagis. Kagis bak boşa gitmesin de. Sana şöyle atıyorum buzda kayıyor böyle. Yakala diyorum. Yakaladıktan sonra aynı şu şekilde lava atıyorum. İç. Yes! Bunu bekliyordum. Bu arada ateş direncim gitti. Ananı ya! Hayır atma! Senin ağzına sıçtım! Sen bittin. At! Kime atıyor abi? Tam buzdağına atıyor. Havada niye buzlar duruyor? Soru işareti yapsan da onlardan. Ooo! Ya hayır ya. Ben söndürmeye çalışıyorum abi. Siz saldırın ona. Epic moments, momentos. Bu kısımları da alacak mıyız? Kagiz ettirdiğim kısımda ben videoyu kaydetmiyorum sanıyordum bu arada. Kaydediyormuşum. Sonradan oh çektim böyle. Ben kaydetmemeyi düşünüyordum. Zaten bok gibi buz yerleştireceğiz sadece diye. Gülen çok komik oldu ya. Tam yapamadım. Baksana içine. Çok mu kötü olmuş? Ağzını daha büyük yap. Bir insan bir şey yapamayınca o kadar güldürür mü ya? Ayıp değil mi? Oğlum yaptığına bakar mısın? Ne yapmış? O ne? Buz. Bok ya. Ne ya? Yanıyor. Ne? Bu mavi buz koyunca taş oluyor. Bak Doğukan bak. Helal olsun. Vay yalan. Nasıl bir yalancısın sen? Abi geldik bak. Sen bayağı yalancı birisin. Ya oluyor. Koy hadi koy. Gel abi göster. Bak bekle koymayın. Bak. Olmuyor. Bakayım. Bak tıs hani? Diyor. Bak. Ya oğlum oluyor ya. Yemek ye. Tamam biliyorum. Kagiz. Zaten trollüyorum. Tam bazalt oluşuyor. Vallahi Kagiz güncellemene geldi. Bak. Görmedim. Bu burada değil miydi zaten? Bunlar burada değil mi? Bak. Ya her yeri mavi buz yaptın tamam yeni güncellemeyle geldi o sal artık. Mavi buz niye buna dönüşüyor ne alakalı? Kagiz. İzle bak şimdi. Merç gel. Üf, buradan. Aa buz. Ooo. Abi ne lan böyle ya? Buzda aynı anda. Hayır abi ya şey işte Kagiz'in saçma mavi buz sevdası. Aralara serpiştir dedim, yapıştırmış her yere. Var. Ben elimde mavi buz kaldı dedim. Koyayım mı dedim, koy dediniz. Hepsini koyma, aralara serpiştir dedim. İstediğin kadarını dinlemişsin. Ben böyle aralara serpiştireceğim o zaman. Tamam, bütün hepsi lava gidiyor bu arada, teşekkürler. Ama çok iyi, bak.
Ve hazır mısınız? Sonunda bitti. Çok fazla uğraş verdik, iki günümüzü aldı. Evet, buzları taşımak falan ama çok eğlenceliydi. Keşke kamera arkalarındaki kadar içerikler de bazen eğlenceli olsa ama bu mümkün değil. Çünkü aynı şey filmlerde de. Christopher Nolan'ın filmleri efsaneydir ama kamera arkasında yaşayanlar, oyuncular çok çok daha haz alırlar bu durumda. Ve bazı kişiler bunaltıcı olarak da nitelendirebiliyor bazı şeyleri. Çünkü Christopher Nolan hiçbir şekilde, dostum gelme, Christopher Nolan hiçbir şekilde sandalyeye izin vermiyor. Sette insanlar oturmasında çalışsanlar falan filan diye. Burada kendini okutup kendimi nokbek attı o. Neyse. Buradaki buzu sevmedim. Burayı ben yapmadım. Bu adayı tamamen timelapse'de şurada duruyordum ben. Burayı bir lav gölü yapabiliriz. Aslında hani toprakların içerisinde hala sıcak olan lavlar olabilmiş olabilir. Ve bu buzullar neden burada? Neden burası buz gölüne dönmüş vaziyette? Bunların açıklaması da var. Aklımda bir hikaye var aslında. Ve ana bir reaktör tarzında bir şey yapacağız buraya. O reaktörü de hallederiz. Lavlar, akan lavlar donmuş şekilde yaptık. Bazı kişiler ağaç yapmayı denemiş sanırım buraya. Küçük budru ağaç. Ondan sonra burada da akan lavlar var. Daha farklı izlenimlere gitmişler. Bu arada hani bu benimkiydi ama onlarınki çok daha iyi olmuş. Sebeplerinden biri de şu. Hani bu yavaş yavaş donmaya başlar. Lav üzerinden akmaya başlar. Sonuçta lav burada hızlı gidiyor. Bir reaktör patlaması ise anında olur belki ama yavaş yavaş aka aka donarak ısısını, sıcaklığını yavaş yavaş kaybederek bu tarzda donmuş olabilir. Bunu da ben yaptım. Yeni planlarımızdan biri de bu tek düzeyliği alabilmek için buraları kazacağız. Ondan sonra aşağılara doğru indireceğiz buraları. Burada da mağaralar falan olacak. Böyle buz mağaraları olacak. Şu an gördüğünüz şey tamamen küçük bir yer. Burada yaşam yok, hiçbir şey yok. Buraya yaşam getireceğiz, bir sürü şey yapacağız. Bu sadece bir başlangıç. Bu arada burayı yayında da göstereceğim. Hardcore serisine yayınlarda devam ediyoruz. Twitch'te 20.00'da bir şekilde siz de katılabilirsiniz. Yayınların linki aşağıda mevcut. Gelin cidden. Hani katılmanızı çok isterim. Çok fazla şey yapıyoruz ve yeni yeni şeyler de yapacağım. Projemiz böyleydi. Sizin de bir fikriniz varsa buraya neler yapacağım yorumlara yazın. Birçok kişi zaten sizin yorumunuzu da beğenecek güzel bir şey olduğu için ve en üstlere çıkacak. Ben de sizin yorumunuzla beraber buraya bambaşka bir şey yapabilirim. Şimdiki her şey gördüğünüz gibi buz dikitlerinden oluşuyor ki bu da tek düzeyliği azaltsın diye. Şurada yanda Crimson Forest var ve biz aşağıyı buz yaptığımız için orada Hoglinler ve Piglinler spawn olabiliyor. Hatta bir tane Piglinimiz de burada. En güzel şeylerden bir tanesi bunların farmını çok ama çok kolay yapabiliriz. Gel dostum. Tamam gidelim. Özür dilerim ya. Hayır dostum ya. Hayır. Mükemmel. Tamam, ana mekandan uzaklaşmak en iyisi sanırım. O zaman tüm fikirlerinizi bekliyorum. Son olarak da çatıyı değiştirdik ki mavi temasına birazcık daha hani prizmarinler, prizmalar uyusunlar. Ama hayır! Oğlum evi övdük. Ev yanıyor lan! Oğlum bu benim evim bile değil. Siz var ya başa belasınız. Hayır. Hayır lütfen. Hayır. Hayır! Atma artık! Atma! Sen var ya... Tamam, mükemmel. Neden böyle oluyor? Timelapse'de belki görmüşsünüzdür. Bu ara ara oldu. Evi yine patlattılar, evi tekrardan yaptık. Onun için daha sağlam eşyalar kullanmamız da lazım. Hani bu önerilere de şey yapın. Burası gasların doğal olarak spawn olduğu yer. İskeletlerin doğal olarak burada doğduğu yer. Hani biz buz olarak zemin oluşturduğumuzda onlar daha çok burada doğmaya teşvik ediliyor. Yani daha sıkıntılı bir yer oluyor bizim için. Ve evet, önce yaptığımız şey biraz gitmiş olabilir. Ben tekrardan dünyaya gideceğim. Ve takım olarak yapmasaydık burada hiçbir anlamı olmazdı. Buralar o kadar da kolay olmazdı. Birileri gazları tutarken birileri de inşa etmek zorunda kaldı. Buradan Poyraz'a, Pluton'a, Buzdoğan'a, Kageyiz'e çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki böyle takılıp eğleniyoruz. Ha bu arada beğeni rekoru falan gibi bir şey istiyorum cidden. 50 bin beğeni. Ya bu arada beğenilerin hiçbir şeyi yok ama hani insan şey yapıyor. Ben bir şeyleri başardım diyor. Gaza geliyor. Ama yeter. Tamam. O zaman chat. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Twitch'te yayınlarına gelmeyi unutmayın. Instagram'dan da fotoğraflar falan paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. O zaman görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Videoyu izlediğiniz için ve destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Buradan Elmas, 2B2T ve End Crystal üyelerime de ayrıca teşekkür ederim. Serhat Can ve Serhat Han. Come on. Teorik Adam, Demir Alver, Mustafa Delibaş, Can, Kimyonlu Sakura, Selin Vural, Yiğit Ustaoğlu, Slenzy, Aiden, Hasan Cenk Deniz, Wild Hunter, Emro Emdo, Brofala Depresyon, Pro Arda Baba Oynar, Stromlabs, Balık Göz, Ak Yıldız Servet, Atlas Güney 01, The Ori Studios, Sivri Biber, Plotondip, Hakisen, Fortnite Cibabba, Bilgin Gamer, Tekstoman Ceyhun,
Batın Tugra, Karışık Oyuncu, Ataberk Akbaş, Mimer Boy, Tekmi 7, Aylin Westfall, Portakal, Can Kalancılar, Lropi, Mustafa Can Artemer, Ruby Step Samet Yılmaz, Zayrava, Rüzgar Özcan, Dahan Petekkaya, Rensey, Ömer Dilbaz, Sraç, Selim GT, Remistray, Kayra Kaplan, Ghost, Ata Ceylan, Göksu The First, Salam Lord 53, Berat Çiçek, Oyuncu Tospa, Hasan Zevne, VFC, Efe Ekşi, Oyun Günlüğü, Dandik Bey, Otto Van Bismarck, Mert Ali Gökmen, Baran Yıldız, Andrew Edgar Balcıoğlu, Dehamcan Söylemez, Efe MH, Alfa Gamer TR ve Sıfır. Destekleriniz için teşekkür ederim. Özellikle de Alfa Gamer ve Sıfır'a 5 aydır abone oldukları için ve bunun istikrarını sürdükleri teşekkür ederim. Ayrıca buradan Demir üyelerime de teşekkür ederim. Abdullah Yeşil, Çağan Demirci, Yongol 1453, Çılgın Sarp Coşturdu, Gerçek Gamer, Pac-Man, Yahya Kerem Kahraman, Eyüp Sinan, Kaan Kan Yılmaz, El Ramazan, Mari, Ege Yeşildağ, YouTuber Yuso, Furkan Filizkıran, Tuğra Çifte, Can Önder, Oğuzhan Metehan, M176 Art, Sudenaz Uslu, Okami Tomi, Arda Mert Demir, Vladimir Lenin, Emirhan Kaya, Hüseyin Gürgen, E. Emir Erdem, Faruk Arda Kurt, VDG Yolo, Mert Ali Sayan, Alonmen, Ali Emre Kaya, Aydoğdu Deniz, Morstaker, Alf V23, Enes Reds Genç, Creepy Creeper, Cadmium, Selam, Ben Gar, King Okeanus, Yusuf Erdem, The King of Sucuks ve Bibistik. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Özellikle Bibistik, 6 aydır istikrarını koruyorsun. Teşekkürler. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.